Akalar haliyam shaxsiy biznesingizni rivojlantirishga ikkilanyapsizmi? Rossiyada yurgan yurtdoshlarimiz Ozon va Wildberries kurslarida o'qib turib, hech pul topaman degan narsani miyangizga sig'dirganmisiz? Sizlarga tavsiya qiladigan insonlarim Soft Academy jamoasi. Juda yaxshi tanisizlar, o'zlarining bir qancha bizneslari bor. O'zbekistonda turib ham Ozon va Wildberries kurslarida bemalol normalni oyiga daromad qilsangiz bo'ladi. Bu videonu dostlar o'sha oylikka ishlab zerikkan akalarimizga jo'natib qo'yasizlar. Hozirgi kunda Ozon, Wildberries, Ozon trendda bo'lib turibdi do'stlar. Ham o'qing, ham ishlang, oyligingizga siz o'ylagandan-da ko'proq pullarni jo'natib, millioner bo'lib ketishingizga do'stlar tilakdoshimiz. Hozirroq qo'ng'iroq qilinglar. Alloh taol aytgan, astagfirullah, inna akromakum indallohi atqokum. Sizlarni Allohning huzurida hurmati balatrog'ingiz, taqvodorrog'ingiz. Kim Allohdan ko'proq qo'rqayotgan bo'lsa, shu odam millati, ilmi, rangi, puli qanaqaligi muhim emas. Shu odam Allohga yaqinroq bo'laveradi. Payg'ambarimiz aytganlar u, arabiyni ajamiydan afzalligi faqat taqvo bilan bo'ladi. Qaysinisi ko'proq taqvo qilyapti? Shu ulug' bo'laveradi islomda. Qarang, mavlolardan bo'lgan Abdulloh ibn Muborak, mana Muborakning o'g'li Abdulloh o'zining zamonasidagi eng peshqadam odam kelinyapti. U kishining otasi Muborak islom yerlariga kelib, iymonni qabul qildi, to'g'ri aqidani ushlab, Allohning valilari qatoriga qo'shildi. Abdulloh ibn Muborak. U kishining otasi Muborak. Qorovul bo'lgan. So'raylar-da, mansab ishini qorovul bo'lgan. Bu kishi Eronni shimoli sharqidagi Xurosondan kelgan Xurosonga kelgan, shu yerda iymonni qabul qilganda katta bir bog'ni qorovuli bo'lgan. Olma, anor, limon degandek, shu mevali bog'ni qorovuli bo'lgan. Bog'bon ham emas, qorovul. Ertaga kech bog'ida doim Allohning zikri bilan pokiza inson bo'lgan. Maoshini olardida 3dan birini darrov ehson qilib tarqatar edi, qolgan qismini oilasiga sarf qilar edi. Kunlarni birida mana endi Abdulloh ibn Muborakni otasi haqida ozgina gapirib o'tishimiz kerak. Chunki ota qanchalar taqvoli bo'lsa, qanchalar Allohga yaqin bo'lsa, zurriyotlarni ham ulug' inson bo'lishlikka imkoniyati kattaroq bo'ladi. Bog'ni egasi keldi, o'zini bir do'sti bilan bog'ga Muborakka borib, anorni yaxshilarini olib kel dedi. Borib olib keldi, yorishuvdi, nordonroq, taxirroq. Boshqasini olib kel. Boshqasini olib keldi. Yana taxir chiqdi. Shunda bog'ni egasi achchiq qilib, "Ey, sen anorni nordoni bilan shirinini farqiga bormaysanmi, bilmaysanmi?" dedi. "Yo'q, bilmayman," dedi. "Ha, meni bog'imda faloncha yildan beri ishlaysan. Nahotki bilmaysan," dedi. "Sizni bog'ingizda faloncha yildan beri ishlagan bo'lsam, bir marta totib ko'rgan emasman," dedi. "Siz bunga ruxsatdan bermagansiz, men so'ramaganman ham," dedi. Birodarlar, bu qanaqa taqvo bo'ldi? Bu qanaqa aqida bo'ldi? Ismiga loyiq muborak aqida, muborak taqvo, muborak ibodat. Mana shu muborak taqvo Abdulloh ibn Muborakni dunyoga kelishiga sabab bo'ldi. Abdulloh ibn Muborakni mana shunday bir holatga kelishiga sabablardan bittasi u kishining taqvodor otasi. Ibn Muborakning otasi mana shunday inson edi. Abdulloh ibn Muborak aytganimizdek arab emas edi. U kishi shakli Eronni shimolidagi xalqlarga o'xshab ketar edi. Arab tilini mukammal o'rgangan, fasohatli inson edi. Arabiy she'rining bilimdonlari va o'zi ham shoir, ham adib inson edi. Mana bu kishi Rasulullohning hadislarini o'rganishlikka kirishdi, 100 minglagan hadislarni yodlab ola boshladi. Mana aytib o'tdik avvalgi darslarimizda Alloh taolo har bitta insonga qandaydir iqtidorni beradi. Qobiliyat, talant. Bu talanti kimdir o'zida kashf qilib ko'radi buni va bundan foyda oladi yoki kimdir bu talanti o'zida kashf qilmaydi, shunday qolib ketadi. Bu kishiga Alloh taolo mana shunday bir iqtidorni berdiki, yodlash qobiliyati kuchligida va azmi qarori qattiq edi. Erkakcha ish qilardi biz tilda aytganda. Ushadimi, uzaradi. Yarmiga borganda qo'yib yormasdi. Mana 3ta narsani aytdik. Otasi taqvoli bo'lgan, Alloh taolo yodlashlik iqtidorini bergan va shu kishi yana o'zini ustida qattiq ishlagan, azmi qarori bo'lgan. Rejim boshlaymiz bolalar, ozish uchun. 2 kun, 3 kun, 4 kun keyin tashlab yuboramiz. Sport bilan shug'ullangani chiqamiz 3-4 kun.
3-4 gün çıkamız, kendime kalalımız. Mana şu bizde azma kararı yokluğu. Kareler de, gayri dinler, kafirler bir dünya işi de, bir katta maksatta olduğu koyadı. Müslümanmaz bu, kafir bu, müşrik bu, arak içeri zina kıladı. Ama şu maksatı yetkisi olduğu işte, mahkem üşülüp kıladı. Şurayı yem Allah Teala neticeni beri yaptı. Ha biz Müslümanımız o. İmanımız var, halalımız, ibadetimiz, duadamız. Sebabını kılıkken de ahire geçe varıp görelim. Şimdi mi olarken? Bana kareyim. Otası uluğu insan oldu takvali. Allah Teala kabiliyet verdi. Ve ne kıldı? Azmi kararı bulan nafsını mahkem tuttu. Biz de hem yükseliydi arzu kıladığın yaşlarımız yokmaz. Var. Öşü iktidarı var, talantı var, yatlaş kabiliyeti zor bugün, yaşlarımız var. Lekin bunlar da köpür anıma topulmaya kaladı, ana şu azma karar bulmaya kaladı. Öşü közlegen nasasge abaradigen mehnetge, meşakkatge sabır kımıydı. Yarım yolda burvara uğradı. Çünkü canını kıyneşti, halamıydı. Öşün için ettik, yaşlı giden atası yok olup, yetim üsken ballar mecburda erkeğe buluş gettiler o. Ula burvar işte ilacı yok, anası aç kaptırıptı, ülkeleri aç kaptırıptı, işleş gerek, kelte yedi mi, soğuk mu, aylığın yarımını bilmedi mi, işleş gerek, mecbur o. İbn-i Mübarek özünün şahsiyeti de ulu bir sıfatlarını, faziletlerini cemledi. Onun zamanındaki ayrım kişiler etedi, eğer menge Resulullah'ın sahabaları yokşuyduken bir artı adamı körsetken zamanında deyip açsa, men Abdullah İbn-i Mübarek'ini körsetken bulardım deydi. Sahabalar getirilerini yaptı bu kişi. İbn-i Mübarek'in şagirdleri oturup kalırsa, keliler ustazımız hakkında yapıramız diye işaretti. Ve faziletlerini sanat geçişaretti. İşaretti ki, tünlerini kayım kılardı, kündüzleri roza tutardı, sadakaları köp yedi, bir yılı hac kılardı, bir yılı cihat geçişaretti. Allah'a davet kılardı, maruf, amr-ı maruf, nahi münkerini ada kılardı. Şimdi bunca bir neçe tillerden bilişini koşup koyayım. Bunca şair adibliğini koşup koyayım. Bunca fakih ve muhaddisliğini koşup koyayım. Bu kişi hem cismanen zor bir adam bu yineken. Közüyle de aldı yekeltir yapsın ama. Sufyan-ı Savri ile bir mecliste oturdu. Onlarla bir top ahli ilimler var. İbn-i Mübarek han var. İbn-i Mübarek turdu çıkıp gitti. Şunda mecliste otururken alimlerden bir ders etti ki bu kişi maşrık ahlinin alimi dedi. Dese Sufyan-ı Savri kalıp açıcı geldi de ey ne mi diyersiz dedi. Bu kişi hem mağrib ahlını, hem maşrik ahlını alımı dedi. Kimler bu haberi yaptı? Sufyan-ı Savri'deki alım kişiler. Değil mi? Abdullah ibn-i Mübarek, bana şu makam, bana şu mertebe, bana şu derecanı miras kılıp aldı mı burada? Yok. Allah vergen iktidarını kattık mehnetke, ciddi cahke bağladı, netice gelişti. Şu maksadı geçişlik, bir çoklu geçişlik hakkında lekselerde okusaylar, şunda bir acil bir hakkıyla yaptı. 1% Allah tomonidan ilhom bo'ladi, 99% mehnat bo'ladi. Shunda muvaffaqiyatga erishiladi debdi. 1% ilhom bo'ladi Alloh tomonidan, 99% nima ekan? Demek bu kişi buncha narsani meros qilib olgani yo'q. O'zini iqtidori, qattiq irodasi, mehnatga sabrliligi bilan mana shunday bir martaba maqomga erishdi. Abdullah ibn Mubarak 118. Hicri yılda dünyaya geldi. Cüde köp sahabalarga o kişi ham suhbat buldu. Ana şu davrlarda dinimizge tana kılıç için, dinimizge taş atışlık için herkeli hurucular boptırardı. Şunlardan yalgan hadislerini tokup Muhammed Aleyhisselam'ın hadisi deyip durup takdim kımakçı buluşardı. Halifanın aldı ki bir kişi men sırada peygamber ileride 4000 hadisini topladım deyip 4000 hadisi talif kıp geldi. Halife onu, men seni katıl kılaman dedi, katıl kılasa ama katıl kımıysa ama bağırır, men sıladı peygamber ileride hadislerden törmintasını yazıp geldim dedi. Şimdi teşirişlik gerek. Halife Abdullah ibn-i Mübarek'ine çakırdı. Ve bir imam geldi bile, 3 gün oturup bana şu törminta hadiste teşirip çıkıştı. Ve hamması yolgan atıcı ekenin yanına birdi. Bana buradalar kaysa derecede bu kişilerin ilmi bu geldi. Abdullah ibn-i Mübarek, İran'ın şimali şarkıda Khorasan yerlerinde yaşardı. Eğer hacge ya ki cihatge çıkmakçı olsa, halkı şunaka hürmet kılardı bu ustazını, erkeği ayol, ketteyi küçük küzetgeni çıkardı. Bir yıl cihatge çıkardı, bir yıl hacge yanı borardı. Abdullah ibn-i Mübarek, adamlarda kalbini fakat gene ilim bilen kesip kımaganıdı.
juda boy badavlat odamida xayriya ihsonlar bilan kasb qilgan edi. Tushuninglar akalar. Alloh taolo bir bandani kambag'al qilib sinadi, sinadi. Bir bandani boy qilib sinadi, sinadi. Boylik mukofot emas, kambag'allik jazo emas. Boylik mukofot emas, kambag'allik jazo emas. Abdulloh ibn Muborak u kishini ihsoni doimiy suratda Xuroson ko'chalarini aylanib turardi. Faqir miskinlarga yetib turardi, u kishini ulkan tijorati bor edi. Asr namozini o'qib bo'lganidan keyin uyiga kirib ketardi-da, xonasini berkitib, hech kimni kirgizmasdan Qur'on tilovatini qilar edi. U tugagandan keyin hadis yozar edi. Mana shunday bir yolg'iz o'tirishligi ko'payib ketganida shogirdlari so'rashdi. Yolg'iz o'tirib zerikmaysizmi? Yolg'iz o'tirib vahshatni his qilmaysizmi? Deganida aytar ediki, qanday qilib yolg'izlikni his qiling? Axir men bilan Rasululloh va o'zining sahobalar birga-ku deb javob berar edi. Buni birodarlar kitob o'qigan odam biladi huzur halovatini. Xalifa Harun ar-Rashid. Bu Abbosiylarning eng qudratli xalifalaridan, dunyodagi o'sha zamondagi eng kuchli podshohlardan bo'lgan. Shu darajadagi qudrati osmonda suzib ketayotgan bulutga gapirar edi. "Ey bulut" derdi. "Qayerga borib ichingdagi narsani yog'dirsang, yog'diraver. Baribir o'sha narsaning foydasi meni xazinamga kelib tushadi" derdi. Shunaqa katta yer egasi bo'lgan. Shu xalifa Harun ar-Rashid Ruqqoga kelganida Abdulloh ibn Muborak ham o'zining shogirdlari bilan keladi. Ikkalasini shaharga kirishi bir vaqtga to'g'ri kelib qoladi. Biri u yoqdan, biri bu yoqdan. Xalifa kelyapti ekan deb turib Ruqqo ahli tayyorgarlik ko'rdi. Bir payt Abdulloh ibn Muborak Xurosondan shogirdlari bilan kelyapti degan xabarni ham eshitib qoldi xalq. Xalqning juda katta qismi xalifani qo'yib Ibn Muborakni istiqboliga chiqdi. Xalifani kutadiganlarda sanoq ozginagina. Sababini so'rashuvdi, ha, bir odamni kutgani ketibdi xalq. Xalifani ayollardan biri so'radi, "Kim ekan u?" dedi. Abdulloh ibn Muborak deb javob berishdi. Shunda bu ayol aytdiki, "Vallohi mana shu haqiqiy mulk, mana shu haqiqiy saltanat" dedi. Bu mulk Abdulloh ibn Muborak qo'lidagi mulk saltanat. Bu qilich bilan, qamchi bilan odamlarni bo'yin sindiradigan mulk emas edi. İlim bilan, taqvo bilan, muhabbat bilan insonlarni qalbini bo'yinsundiradigan mulk saltanat edi. Abdulloh ibn Muborak ulkan ilm va go'zal xulq egasi edi. Ya'ni u kishi juda ham saxovatli inson edi. Birodarlar, Allohga qasam, Allohning yo'lida xolis berilgan sadaqa shu sadaqa egasini molini kamitib qo'ymaydi. Qaytaraman, xolis berilgan sadaqa Alloh yo'lida qilingan infoq pulingizni kamaytirib qo'ymaydi. Agar bu kishi, mana aytdik, bir yil haj qiladi, bir yil jihod qiladi. Hajga bormoqchi bo'lsa, Xuroson ahli o'zini ustozi bilan borishida xolab, "Biz ham siz bilan birga borsak" deb ruxsat so'rashar edi. Ruxsat berar edi, shart qo'yar edi. Pul idorasini men boshqaraman, shuning uchun pulingizni hammasini menga olib kelib beringlar. Hamma olib kelib pulini beradi. Kimda 100 dinor, kimda 200 dinor pullarni oladida xaltasining ustiga egasining atini yozib qo'yadi, hammasini bitta xaltaga jamlab turib, uyidagi bir xonaga tashab qo'yadi. Endi birga ketayotganlar, hojilar, "Biz o'zimizning pulimizdan ketyapmiz" deb xotirjam sarf-xarajatni o'ylamay, oziq-ovqatni o'ylamay, bemalol borib kelishadi. Yo'lda qanaqa iqim chiqimi bo'lsa, Abdulloh ibn Muborak to'lab ketar edi. Yana yo'lda uyimga hadiya olmoqchi edim desa, aytgan hadiyasini olib berar edi. Haj tugab uyiga qaytib kelgandan keyin katta valimani qilib Xuroson ahlini chaqirardi. Ular orasida boyagi birga kelgan hojilar ham bor. Valima tugadi, hojilarni olib qolib turib, haliga pullarni qaytarib berardi. Ibn Muborak, "Biz o'zimizning pulimiz bilan haj qilgani boruvdik-ku, bizning pulimiz tugamadimi" desa, "Axir sizlar eshitmaganmisizlar? Allohning uyini ziyorat qilgan hojini pullariga Alloh taolo baraka berishini. Alloh pulingizga baraka berdi" deb pullarni qaytarib berardi. Abdulloh ibn Muborak o'zi bilan 10 ta odam boradimi, 100 ta odam boradimi, hammasini iqim chiqimini zimmasiga olar ekan va hech qachon kambag'al bo'lib qolmagan ekan. Demak, xolis Alloh uchun bergan ekan u kishi. Qo'lida davlati bor akalar, bir mulohaza qilib qo'yinglar. Biz sizlarni yaxshi ko'ramiz. Biz sizlarni yaxshi ko'ramiz. Alloh uchun mo'minsizlar, halol topyapsizlar, zakot sadaqa beryapsizlar. Alloh taolo kimdir pulni yo'qligi bilan sinasa, sizlarda pulingizni ko'pligi bilan sinayapti. Sizlarga shafqatimiz borligidan, sizlarni yaxshi ko'rganligimizdan qilib
qolinglar oxiratingizga deb aytyapmiz. Demek İbn-i Mubarak bana şimdi sahavat eyyası boyu. Ettik, Abdullah İbn-i Mubarak zamanasındaki cüdyen bir badavlat boy insanlardan idi. Cüdyen katta ticareti var idi. Bana şu katta ticaret bilen şugullan geldiğini ayrım oğlumlar malamat kılışken eken. Oğlum adam, fakih adam, ticaret kılım ne makalasız degeni de etken eken. Vallahi eğer siler boğma genilerde ilimli adamlar. Men ticaret bilen şugullanmagan bolar adam. İki de maksadım var hayatta. Bittesi ilim toplaş, ikincisi topgan pulumu ahli ilimlerge sarflaş. Bu davrda halifeler, amirler, savdogarlar ahli ilimlerde kollab kuvvetlegen. Ahli ilimler, mana şu muhaddisler, fakihler tirişli gamını kımagen. Üçüncün ilimde ular onu büsken. Abdullah ibn Mubarak bitti mi soraytamız. Sofyan-ı Savri'nin özüge bir yılda 10 bin dirham pulunu hediye kılıp bir varardı. 10 bin dirham pul. İlime bilen şugullansın, ilimden hayalinim olmasın. Abdullah ibn Mubarak hacca çıkan bir safarada Kufa'ya toktadı. O kişinin kervanı huttu padişahlarının kervanı yokşaradı. O kişi özü bilen avukat abket aradı yolga. Kovrulgen, pişirilgen tavuklarını özüden ona kitle tüyü gibi yükü boladı gençesini alardı. Bundan taşkarı başka tavamlar. Yani özünü hamurahlarını falludaj degen tavam bilen ham ikram kılardı. Köp rozodar bulardı. İftar kıyan da özü avukatlarını kötarıp tarikatıp birerdi adamlarına. Ana şu seferlerinde biri de Abdullah ibn Mubarak özünü hamrahları bilen Kufa getip geldi. Ve Kufa ahlige açarçılık yetkenini gördü. Karasa bir kız, kiçkine yine kızışa ahlat honan tutup yürüptü. Küze tutturuldu. Ana şu caydan bir ölük karganı, cüssasını topladı da kötarıp gitti. Özünü kulağımıge barıp karaçı nimege yap gitti ikin. Hali kulağımı bardı, yüge sonrasa 3 günden beri hiç nesil yanımız yok. Karnımız aç. Yolcular verip gitken nesil yiyemiz yok olsa yok. Şunda Abdullah ibn Mubarak bu nesilini eşittirip yüzünü tosup yığladı. Allah yerden bir uçu. Biz tavuğunu, falludajını yiyip durganımızda bunlar ölü kargan iyiydi mi? Keyin özü bulan keti etken hamrahlarına ortayla yakaydılar. Bir yıl hac yok iken biz için. Malilerde hammasını, taamilerde hammasını Kufa ahlige bölüp veriyorlar dedi. Kervan kişiler özler bulan apket etken hamma taamını şimdi kılıp Kufa ahlige bölüp verdi. Şimdi kılıp hac kılmasından okuya kaçtı. Elbette şimdi bu Abdullah ibn Mubarak köp mertte hac kıyken ana şu tatavu hacilerden biri buluşu gerek. Müslüman kişi özünü zimması da birinci mertte barayken hacı farz-ı ayın buladı ondan ki yengiler tatavu o buladı. Abdullah ibn Mubarak bana şu seferden kayıtlı üyüge vardı da okuluyken de düş gördü. Şu da ne dakil uçu haccun mamrur, sayun meşgur, adam mor mağfur de bunge dua okuluyken de. Yani amelis kabul buldu da gen mana baradı. Elbette bu halat Abdullah ibn Mubarak'ın dinle, maksadına kançalar yakşı teren çüngenliğini siz bulamızı iki örsatıp durup. Hazırdayım şaka adamlar var. Koşnusu tırışlığını zor ötkizadı, biledi. İhtimal aki ülkeleri üyüsüz icareme icare köçü yürgen buladı. Şunu kapıp durup, 7. mette hacge barışım, 9. mette hacge barışım de mohtan gelini köresen. Brother, senge bir mette barışlık farz. Ondan ki yengisi tatavu senin için nafıl savab buladı. Şimdi senin kolindeki şuna katta dünyayı bırakken akeyin üken üyünü bütkü zahmet durgen payıda yoldan belirli ki makurra buladı. Biz birinci madde barladıkken farz bugün hacla etme yapız. İtibar veriyle şuna sege. Kolizdeki dünya atrafızdaki adamlarga siz onu sarplaştığı için verildi. Abdullah ibn Mubarak bu kişinin hayatını küzet adayan bulsak nimalaga güvah bulamız. O kişi birinciden bitta yo'nalishga qattiq e'tibor bergan. Fiqhga, ilmga. Mana shu narsaga bor fikrini burgan, lekin hayotni boshqa sohalarini ham beparvo tashlab qo'ygan emas. Axloq, muomala, tijorat, xayr-ihson, jamiyatda ichida yashash, odamlarga foyda keltirish. Payg'ambarimizdan sollallohu alayhi vasallam so'rashgan, "Man afzalun nas?" Odamlarda eng afzali kim deb so'ralganida
anfa'uhum linnas deb javob berganlar Rasululloh. Odamlarga foydaliroq bo'lgan kishi. Ya'ni xudbin bo'lmagan, jamiyatga foyda keltira oladigan odam eng yaxshi inson bo'ladi musulmonlarning ichida. Demek siz bilan biz ham o'zimiz uchun bir sohani tanlaymiz. Tijoratmidi, hunarmidi, ilmmidi? Shu sohada peshqadam bo'lishlikka, ilg'or bo'lishlikka harakat qilamiz. Lekin boshqa sohalarni nima qilmaymiz? Tashlab qo'ymaymiz. Abdulloh ibn Muborak badavlat, nasl-nasabli oilada tug'ilmagan edi. Ammo u kishining otasi o'ta taqvoli inson edi. Mana shu narsani Ibn Muborakning shaxsiyatiga ta'siri qattiq bo'ldi. Mana Abdulloh ibn Muborakka Alloh taolo g'ayrioddiy yodlab qolishlik qobiliyatini iqtidorini bergan edi. Endi mana shunga qo'shib bu kishi irodasi mustahkam bo'ldi, qattiq mehnat qildi, siz bilan biz mana ko'rib turgan holatga yetib keldi. U kishini zamonasidagi ulamolardan biri aytadi, ko'zim mana shu 4 kishidek boshqa bir kishilarni ko'rmagan. Savridek hadis yodlagan kishini ko'rmadim. Shu'badan ko'ra dunyodan behojat kishini ko'rmadim. Molikdan ko'ra aqlliroq kishini ko'rmadim. Abdulloh ibn Muborakdan ko'ra ummatga nasihat go'yrog'ini ko'rmadim. Bu kishi ummati Muhammadiyaga o'ta bir shafqatli nasihat go'yadi. Ummatini juda ham yaxshi ko'rar edi. U kishidan rivoyat qilinadi, aytar ekanki, qani edi Alloh meni ummati Muhammadiyaga fido qilsa. Sufyon as-Savri aytadi, Sufyon as-Savri mana bu siz bilan biz bilgan, yaxshi ko'rgan, to'ralar mazhab boshilar bilan ilm darajasi teng bo'lgan kishi edi. Sufyon as-Savri aytadi, umrimning hammasi Abdulloh ibn Muborakning umrini bir yiliga o'xshashini istardim. Ibn Muborakning 3 kun uchalik bo'lishiga ham qodir bo'lmayman dedi. Qaraylar kimlar qanaqa baho beryapti? Zamondoshlari Abdulloh ibn Muborakni sahobalarga tenglashtirishar edi. Ammo sahobalar albatta Rasulullohga ham suhbat bo'lishgan, u zot bilan birga jihodlar qilishgan, shuning uchun Abdulloh ibn Muborakdan ustun bo'laveradi. Sahobalar Muhammad alayhisalomga hamroh bo'lishi uchun tanlangan bandalar. Keyingi davrdagilar har qancha ilmda, taqvoda, xayr-ihsonda ulug' bo'lmasin, sahobalarning martabasiga hargiz yeta olmaydi. U kishi o'zini nafsi bilan qattiq kurashar edi. Kun bo'yi o'tirib, taotdan boshqa so'zni gapirmas edi. Albatta bu ham himmatni oliyligidan, irodani mustahkamligidan edi. Ibdo. Al-mubdi degani bizni tilda aytganda peshqadamlari, ilg'orlari, yetuk insonlari, yangi narsani olib chiqqan kishilar, liderlar. Ilhom 1% bo'ladi, Alloh tomonidan berilgan. Ulug'likni 100%ga bo'lsak, 1% Alloh tomonidan ilhom bo'ladi, qolgan 99% bandadan bo'lgan harakatdan bo'ladi. Endi bu ummatni ichida bir ulug' inson bo'laman degan, qalbida bir oliy himmati bor bo'lgan yigitlar, yoshlarimizga aytyapmiz bu narsani. Mehnat qilish kerak, gap qisqasi. Mehnat qilish kerak. Abdulloh ibn Muborak o'zini so'zlarini terib, tekshirib gapirar edi. Shuning uchun shogirdlarga ham aytardiki, albatta sizlarning so'zlaringizni yozib turadigan farishtalar bor. Ya'ni o'ylab gapiringlar dedi. Ulamolardan biri aytadi, Abdulloh ibn Muborakni ishiga nazar soldim. Sahobai kiromlarning ishiga nazar soldim. Qarasam, sahobalarni Abdulloh ibn Muborakdan oshishi ishi bo'lmagan ekan. Amalda bir xil bo'lib qolgan ekan. Faqat hozir aytib o'tdik, sahobalar Rasulullohga ham suhbat bo'lishgan. Shuning uchun Abdulloh ibn Muborakdan baribir ular ustun bo'laveradi. U kishining o'zining ilmida, saxovatida, taqvosida sahobalar darajasi yetib qolgan edi. Suvayd ibn Said aytadi, Abdulloh ibn Muborakni Makkada ko'rdim. Tavofni tugatdi-da, Zamzam oldiga kelib suvni oldi. Odamlar qarab turishibdi. Suvni qo'liga olib turib, qiblaga yuzlanib dedi. Parvardigoro, falonchi falonchidan, u esa falonchidan, u esa falonchidan, u esa Rasulullohdan rivoyat qildi. Qarang, Rasulullohning hadisini aytish uchun duo qilayotgan bo'lsa ham roviylarni keltirib o'tyapti. Rasululloh dedilar, "Ma o Zamzam lima shuribala?" Rasulotganlar Zamzam suvi nima uchun ichilsa, bas u shu narsa uchun. Shifo deb ichsiz, shifo, suv deb ichsiz, suv, ovqat deb ichsiz, ovqat.
Zamzam suyu ne mede bilse öşün üçün degen Resulullah. Men bu suyunu o künnin çankağı üçün içi yapman dedi. Kıyamet gününün çankağı üçün içi yapman dedi. Hani dünyada katta ülken ilim gelişti. Kolada dünyası cüdeyen katta boldu. Dünyada cüde katta nasarlar gelişti. Yende suyunu ne mede niyet kılı bir şey yaptı. Kıyamet gününün çankağını Allah da Allah o kişiye vermesliği için. Kıyamette çankağından kurtuluşluğu için. Abdullah ibn Mübarek Az-Zuhd namlı kitap yazdı. Bu insanın ruhaniyetini, kalbini terbiye kıladığı manadaki kitabıdır. Öşü devirdeki ulamalar kitap yazırsa, kitaplarını şagirdilere oku vererdi, onlar yazıp oturuşardı. Düşünüşmeken cahini bulsa şartlar vererdi. Bu Zuhd, Resulullah'ın hayatından, sahabaların hayatından cüden bir tasırçan boyan, insanın kalbine bir tasır kıladığı kıssalar bulan tolganıdır. Oku vererdi de, özü yığılardı. Şunda yığılardı ki, kitabını okuşlukça kuvvet etmeye tohtap kalardı. Şunda kattık yalap koyanda branta şagirdi cüret kalıp savol soru olmasıdır. İlimde körün, ihsanda körün, takvada körün, kemterliydi körün, himmetini aliyeligini körün, kalbini yumuşaklığını körün, yani köz yaşlarını körün. Eğer ölüm hakkında yapırsa, hüttü ölgen adam diye bu kalardı. Abdullah ibn Mübarek'ni bir şagirde aytadı. Ben şimdi o kişini cihatta kıyan işlerdi. Şam yerleri de cihattaydık. Düşman göre bura bulduk. Düşman tamamen bir pahlavanı çıktı da mübarazanı talep kıldı. Yekke Mekke alışkanı buradan çakırdı. Müslümanlardan bir kişi çıktı, Rumlu günü katıl kıldı. Şüleycenç. Yine mübaraza talep kıldı. Yine bitti Müslüman çıktı, Uniyem katıl kıldı. Yine mübaraza talep kıldı, üçüncüsü çıktı, Uniyem katıl kıldı. Üçte adamı katıl kılıp mübarazanı yere talep kıp durup düşündü. Müslümanların bahadırlardan, pahalamalardan bir tane çıktı. Onu yem katıl kıldı Rumlik. Yine mübaraza dıp durup. Müslümanlar havatır yekirip kalıştı. Şunda yüzünü nikab bulan tozken bir kişi çıktı. O bulan alıştı. Rumlik'in katıl kılışı muvaffak oldu. Şunda Rumlilerden bir top kişiler onge hücum kıldı boyaki Müslümanga. Yüzünü tozken Müslümanga. Onlardan yetitasını katıl kıldı. Ular kaytip gitti, sonra da çadırı gitti bu kişi. Koşunla emeğe gelip, ana şu adamı kimliğini menge bilip veriyorlar, dedi. Çadırın istedip topu barışıldı, bu kişi Abdullah ibn Mübarek yeken. Müslüman adam, bana bu dünyada işi, bana dindi işi demiydi, tengüşüye rahmasını. Ma kitap bir tek orada olsa, gentel ikinci kolada buladı. Şuna kadar çünüşümüz kere İslam'da buladılar. Ben Abdullah ibn Mübarek'i kareyim. Kanaka sahada olsa, şunda lider bol organiken, peş kadem. Takva, ilim, ihsan, kalbine bir yumuşaklığı, sahavat, spor ve ceng meydanı. Kareyler. Bana kanaka buluş gerek, ülkeler. Bana biz kimle uğraşmamız gerek, bana biz kim geri yaşamamız gerek. Abdullah ibn Mübarek, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin ahl-i beytiye alakıda bir ihtimam kılardı, hürmet kılardı. Bana Haşim uruğundan bugün, Peygamberimizin uruğundan bugün bir kişi, İbn-i Mübarek'ni meclisiye geldi de hadis eşitmakçı buldu. Etti ki adamlar da çıkarıp Allah'a da özümge hadis eti verseyiz dedi. Abdullah ibn-i Mübarek kömmedi. Hem kadar eşitlas dedi. Şimdi böyle ki bana hoşumdan bugün şerif kişi gulama gidiyor. Tur gitti yür. Bizge bu kişi hadis eti halamayıp dedi. Turup çıkıp gitti. Çıkıp ulağa gemerip en de cilmakçı buldu. Abdullah ibn-i Mübarek yürüp vardı da ulağın ipiden uşağı aldı. Yani hıcalat bu gendik. Şimdi ne makul yapsız dedi. Hadis adı verdi sen buna madiz. Yani ulağın müşap durasın mende. Degende de etti ki, men özümü nefsime siz için harkılı oramayın. Resulullah'ın hanıdanından iken de bu kişi. Lekin Resulullah'ın hadisini harkımayayım ben şikim geldi. Çünkü Resulullah'ın hadisi din ekele. Din. Dinli örgen gelin ki gende, bu yedeki boyam, kembegalam, ketteyem kişi gendim oladı. Bir kıl oturuşluğu gerek. Cebrail aleyhisselam'ını peygamberimiz aldıya gelip ilim talep kıyandığını bilemiz. Adab bilen gelip savarlarını çıralı sonra kendine. Abdullah ibn Mübarek yaşayan davr, buradalar sahabalarına davrı yakın idi. Bilesler Ali ibn Abi Talib raziyallahu anh'u, Muaviyat ibn Abi Sufyan raziyallahu anh'u, ler ortası da fitneli günler bugün. Zübeyir ibn al-Avvam, Talhat ibn Ubaydullah, Ayşe anamız raziyallahu anh'u, bunların ortası fitneler bugün. Adamlar her hal yapıladı yapılışken Abdullah ibn Mübarek'ni bana şu hakkı etken sözü
Sahabalar arasında keçken narsa fitne. Men ularını brantasını fitneçi demeyemem dedi. Çünkü buradalar ularının hemmesi Allah ulardan razı boyayan kişiler adı. Ularının fitne ahli buluşu mümkünmez. Lekin hatalar yol koyan buluşu mümkün insan, masummez. Lekin ne mi boyayan diyen bunlar yakşiledi niyet kılışken. Sahabalar hakkında fakat yakşı yaptı yapıramız. Mana şu düşünce, mana şu itikad Abdullah ibn Mubarak'tan varıdı buldu ve ümmet arasında ne oldu? Keyinge ayıldı, tarkaldı. Biz ham bu masalada tırnımızı etişimiz gereği buladı. Abdullah ibn Mubarak etedi. Takvadar zatlar ham tört tanesinden amanda bulamaydı. En takvali adama mana şu tört tanesinden hatırcan bulamaydı. Birincisi, ötken günahlardan hatırcan bulamaydı. Çünkü Allah uladı keçiradı mı? Ya yüzüge saladı mı kıyamet günü de hiç kim bundan hatırcan bulamaydı. Ularını eslep, istiğfar edip Allah da yolu barıp duruşluk gerek. Daimi surette. İkincisi, kalgen ömürde kandayı halaket barligini hiç kim bilmiydi. Kelecede neme fitneler durup da takvali adamın bilmiydi. Allah biladı, kalbi kays halat keket adı bandanı. Üçüncüsü, unge verilgen narsanı fitne yemesliğini hem hiç kim bilmiydi. Pul verdi mi? İlim verdi mi, kuvvet verdi mi, mansap verdi mi, neme verdi? Şu bulan başkalardan kötarılıp durup siz. Şuna sana fitne emesliğini hiç kim bilmiydi. İhtimal bu istidrajdır. Kötarı bir yoruştur. Dörtüncüsü, kalbini bir saatte özgarıp aynı kamasliğini hem hiç kim bilmiydi. Hadiste atılgendik, insanların kalpleri Allah'ın barmaklardan ikide barmağın ortasında. Hahlayan tamamı gibi vurup koyadı. Kalplerini burup koyu için bugün parvadigarım, kalbimini iman edip sabit kıyındım. Bilmiyorsunuz etteki hendi buluşuyoruz. Abdullah ibn Mubarak'ın hikmetlerinden. Bizi zamanımızı ülkeler, közümüzü katta açıyla, ciddiyen maskeler adıyan hikmetlerken. Maşık yaptı torunligi, hüccet var mı damla? Ayet mi, hadis mi, diriyen ülkeler hem yokmaz. Hüccet soru orada hem yok. Akeler, ayrım narsalar, hayot davomida ko'rilib, hikmat tariqasida, tajriba tariqasida haqiqatga aylanib qoladi. Masalan, 2 kirik 2 to'rlik haqida Qur'onda oyat yo'q. Samolyotga chiqishlikka ruxsat bormi? Poyz, telefon, soat. Tushunarlimi? Hujjat so'ravermaylar ham yo'qqa. Ayrim narsalar hayotiy tajribadan kelib chiqib haqiqatga aylanib qoladi. Masalan, nazardan qolma deydi. Hujjat bormi unga? Abdullah ibn Mubarak aytadi. Kim ulamolarga bepisand bo'lsa, oxirati ketib qoladi. Kim amirlarga bepisand bo'lsa, dunyosi ketib qoladi. Kim birodarlariga bepisand bo'lsa, muruvati ketib qoladi. Akalar, ulamolarni yomon ko'rishlik besabab. Aqidaviy masala. Bir olimni aniq bir aybi uchun emas, besabab yomon ko'rayotganligi sizni iymondan chiqib ketishingizga sabab bo'ladi. Abdullah ibn Mubarak aytayapti. Ulamolarga bepisand bo'lmaylik ukalar. Tilimizni tiyaylik. Chunki uni yomonlamasa siz hech qanday bir zarar yo'q. Lekin besabab yomon ko'rib yomonlab yurgan bo'lsangiz dindan ketib qolasiz deyapti. Kim? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga nozil bo'lgan birinchi oyatni eslaylik. Birinchi oyatning birinchi kalimasini eslaylik. Allah Azze ve Celle Peygamberimizge Cebrail Aleyhisselam yubargen payette kelip birinci etken yapını mıydı? Estağfirullah İqra İqra Bismi Rabbike Ellezî Halak Okin Üç mette tekrarladı Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam'ge Cebrail Aleyhisselam Okin Bu kelime en birinci çüken kelime Bu kelime en birinci çüken buyruk Şu halatın bir gene özü okşilik kançalar muhum amel ekenliği siz bilen bizge malum boladı. Rabbimiz Subhanehu ve Teala siz bilen bizge Kur'an'da cüdükü büyürüklerini büyürdü. Namaz oku, roze tut, zekat bir, hac kıl, amr-ı maruf, nahi münker, birrul validen, sadaka. Ama ana şu büyürüklerden hammasından aval oku dedi. İslam'da beşli üstün var. Kırıkta farz var. Şundan bittası talabe ilim, ilim o'rganishlik. İlim o'rganishlik o'qishlik bilan bo'ladi. Johiz ismli olim g'am qayg'udan uzoq bo'lish uchun kitob o'qishni tavsiya qilib shunday degan edi. Kitob muxlis suhbatdosh, sodiq va haqiqiy do'st.
u senden zerikmiydi? Moli davlatini unga qizig'i yo'q. İçindeki sırlarını bilib olishga urinmaydi. Senga makr hila nayrin qilmaydi. Munofiqlarga o'xshab aldamaydi. Yolg'on gapirmaydi. Kitob haqiqiy do'stdir. Kitobga qaraganing sari undan foyda olasan, zavqlanasan, xursand bo'lasan. Aqling chaqlanadi. Ruhing ko'tarinki bo'ladi. Qalbing obod bo'ladi. U senga xalq hurmatini ato qiladi. Sen birodar bir narsani o'rganib olishing uchun ko'p mehnat qilishing kerak. Masalan, bir ilm o'rganmoqchi bo'lsang, shu ilm egasini eshigining tagida turishing kerak. Turli tabiatli insonlar bilan muomala qilishing kerak. O'zingga yoqqan, yoqmagan odam bilan aralashib yurishing kerak va hokazolar. Ana shulardagi bir narsani olishing uchun ularga aralashish kerak. Sen aralashib yurgan odamlardan bir narsani o'rganmoqchisan, ularni ba'zi narsasi senga yoqadi, ba'zi narsasi yoqmaydi. Ammo kitob o'qisang, mana shulardan bittasiga duch kelmaysan. Mashaqqatga kirmaysan, birodi eshigini oldida turmaysan mustor bo'lib, o'zingga yoqmagan insonlarga aralashib yurmaysan, axloqi buzuq odamlar orasida bo'lmaysan, dunyo parastlar bilan ham tovoq bo'lmaysan. Kitob yordamida birodar odamlarni tillaridan o'rganishing mumkin bo'lgandan ko'ra minchadan ko'proq narsani kitobdan o'rganasan. Kitob senga har doim, har joyda faqat foyda olib keladi, yaxshilik olib keladi. Kitob hech qachon charchamaydi, dam olmaydi. Kitob uyqusizlikdan charchab malollanmaydi. Kitobda akkumulyator o'tirib qolmaydi. Kerak bo'lganida yordamga keladigan muallim bo'ladi. Agar kitobni tashab qo'ysang ham u sendan xafa bo'lmaydi. Sendan xafa bo'lib berayotgan foydasini to'xtatib qo'ymaydi. Senga itoat qilishdan to'xtab qolmaydi. Ishlaring yurishmay qolsa, seni tashab ketmaydi. Dushmanlar tomonga og'ib ketmaydi. Birodar, yuksalmoqchi bo'ladigan bo'lsang, ma'rifatli inson bo'lishni qasd qilgan bo'lsang, mashaqqatli ishga kirishayotgan bo'lsang, ishonchli yordamchi bu kitob. Kitob sen bilan birga ekan, sen hech qachon yolg'iz bo'lmaysan. O'zingni chorasiz bilmaysan. Hech bo'lmasa kitob o'qirkansan, eshik tagiga chiqib olib, bekorchilikdan odamlarga tomosha qilib gunohkor bo'lishdan tiyilasan. Yoshi kattayib qolganda kitob o'qishga o'rgangan odam maza qiladi. Ya'ni pensiyaga chiqdi, ishi yo'q qiladigan namozini o'qiydi. Agar shu yosh katta odam kitob o'qishlikka odatlangan bo'lsa, u maza qiladi u odam. Albatta, kitobda sen uchun katta foydalar bor. Kitob o'qiydigan insonlargina haqiqiy xur insonlar bo'ladi. Kitob o'qiydigan insonlargina haqiqiy xur insonlar bo'ladi, chunki kitob johillik bilan xurofatni ketkizadi. Mana shu johillik bilan xurofat insonni hurriyatining ashaddiy dushmani bo'ladi. Johillik va xurofat. Kitob bilan bu narsalar yo'q bo'ladi. Kitobga qaytmagunimiz uchun ummat, millat sifatida o'smaymiz. Mamlakatlarimiz qashshoq, qoloq oxiriga borganda qolib ketaveradi. Kitob o'qish kerak birodarlar. Kitob haqida aytilgan hikmatli so'zlar. Abu Ubayda aytadi. Muhallabning o'zini bolalarga qilgan vasiyatida shunday degan joyi bor. Ey bolalarim, bozorga qog'ozdan boshqa narsa uchun bormanglar. Bozorga kitobdan boshqa narsa uchun bormanglar. Hasan Lu'lu'yi aytadi, yotganimda ham, turganimda ham kitob 40 yil mening hamrohim bo'ldi. Insof qilaylik. Avtobusda, samolyotda, aeroportda, vokzalda bir odam o'tirib kitob o'qiyotganini ko'rganinglarda havas qilasizlarmi? Qachon ko'rdinglar oxirgi marta? Mana shu bizda o'sha astronomkada vokzalda o'tirib kitob o'qiganini birodi. Bir Rossiyaga borsanglar ko'rasizlar. Metroda, avtobusda, tramvayda, poyezdda ketayotganlar kitob o'qiydi. Va men statistikani ham aytib beraman kitob o'qishlik bo'yicha bizning xalqlar qayerda, u xalqlar qayerda. Kitoblarning eng ulug'i va eng sharaflisi shubhasiz Qur'oni Karimdir. Bu Qur'on sizga uning yordamida kofirlarni Allohning azobidan ogohlantirishingiz uchun nozil qilingan kitobdir. Bas ko'nglingizda u sababli tanglik, shubhalanish bo'lmasin va u mu'minlar uchun bir eslatmadir. Mana endi kitob o'qishlikni foydalari. Vasvasa va g'am-anduqdan saqlanasan birodar, kitob o'qisang. Kitob senga nisbatan adolatsizlik
nohaqlik qilmaydi. Bekorchi va maqsadsiz odamlardan uzoq bo'lasan. Tiling chechan, so'zing ravon bo'ladi. Tilingni burab gapirishga, so'zingga zeb-ziynat berishga hojat qolmaydi. Hozirgi kundachi birodarlar, ko'pchilik o'zini fikrini bayon qilishda ham xiylanadi. Savol beradi, tushunmaysiz savolini. Ikkinchi marta qaytaradi, uchinchi marta qaytaradi. Ichidagi fikrini yetkaza olmayapti so'zi bilan. Nima uchun? Kitob o'qimay qo'ygan. Eshitib turib, "Ha, manaqa demoqchimisiz? Ha, shunaqa demoqchiman" deydi. Fikrini bayon qilish ham muammo bo'lib qoldi hozirgi yoshlarga. Aqling teranlashadi. Zehning kuchayadi. Fikrini bir narsani ustida jamlab turish. Hozir jiddiy ham nodirobga tushish sifat. Biz maktabda o'qigan paytimizda o'qituvchilar aytardi, zehni zo'r odam 7 minut bitta narsani ustida fikrini ushlab tura oladi, keyin sochilib ketadi deyishardi. Hozir 7 sekund mi deymanda? Bitta gapirasan, tushundingizmi? Ha deydi, qaytar bersa turaveradi. Biz mashi, biz o'sha. Xotirang mustahkamlanadi. Bilimga boy bo'lasan, kitobiy dalillar bilan so'zlay boshlaysan. Agar sen kitob o'qib turib, muxtasarda manaqa degan ekan, kifoyada manaqa deyilgan ekan, hidoyada manaqa degan ekan desang, kitobdan gapirsang, hamma gapingni oladi, chunki u kitob gapini gapiryapsan-da. Insonlarning hayotiy tajribalarini o'zlashtirib olasan. Genial aql egalari yillar davomida yozgan kitobidagi haqiqatlarni 5 yoki 10 soat o'qib olasan. Kuchli aql, genial aql egalari oturup 10 yılda, 20 yılda bir kitap yazadı. Tecrübelerini hani içine kirgizadı. Sen 5 saat, 10 saat okuysan, şu tecrübeye ege olasan. Şimdi sen akıllı olmayı, kim akıllı olsun? Uluğlarının hikmetlerini, ulamalarının keşfiyatlarını kol getirtesen. İlmi meleken aşadı. Tasavvurin, ongin, keng boladı. İslami kitablarını okuş bilen, imani nurin ortadı. Zero kitap, eng zo'r nasihatchi, yaxshilikka buyurib yomonlikdan qaytaruvchi nasihat go'ydir. Kitob o'qir ekansan, yuraging siqilishdan, fikring tarqoqligidan, bekorchilikdan omonda bo'lasan. O'zingdagi yaxshi sifatlarni rivojlantirasan. Va empatiya degan narsa rivojlanadi senda. Nima u empatiya? Empatiya degani odamlarning his-tuyg'ularini anglash. Ya'ni xijolat bo'layotganingizni bilib turasiz. Chunki kitob o'qisiz, 20 ta personaj bo'lsa bir romanda, har bittasini ichki kechinmalarini yozuvchi yozib o'tadi. Bitta kitob o'qisiz, yigit, 20 ta odamni rolida o'ynaysiz. Chunki har bittasini ichki dunyosini o'qiyotgan paytingizda otabek bo'lib ko'rasiz. Xomit bo'lib ko'rasiz, kumushan bo'lib ko'rasiz. Boyaga shaytonatni o'qing. Asad degan bo'lib ko'rasiz, Xongireyan bo'lib ko'rasiz, har bittasini kallasiga ichiga kirib chiqasiz. Tushunyapsizmi nima degani bu? Ha, kinosini ko'rganingizda devor bo'lib shunday o'tirasiz. Mana shunday qilib o'tirasiz, bo'ldi. Ichki kechinmalarni bera olmaydi. Yigitlar, pasikrot aytaman. Eng zo'r kinoteatr nechida hozir? Eng zo'r kinoxona seni aqling. Sen har bitta heroyni, har bitta personajni ichida bo'lasan. Xongireydaqa fikr qilasan. Chuvrindidaqa fikr qilasan. Kesepalvonaqa fikr qilasan. Tushunyapsizlarmi qanaqa tajriba degani? Har bitta odamni holati kirib chiqasan. Ukalar, sizlar kitob o'qimagansizlar, bilmaysizlar ko'pchiligingizlar. Endi umuman kitob o'qimayotganlar, men achinaman sizlarga. Kim uyda 100 ta kitobi bor, qo'l ko'tarib qo'ysin. Diniy, dunyoviy baribir. Tushuninglar, 200 ta. Bo'ladi 1%. Har bitta kitobdagi personajni terisiga kirib chiqasiz. Ichidagi fikrlaringizni fikringiz bo'ladi. Empatiya demak, ro'parasida turgan odam nima holatga tushganligini his qilasiz. Bu degani uni qalbiga qo'lingizda kalit bo'ladi degani. Shunaqa zo'rmi kitob o'qish, domla? Birodalar, tentaklik va ahmoqlikdan tuzatadigan dori topilgan. Bu kitob o'qish. Zamonaning muallimi, zamonaning mana shu zamonamizning bir muallimasi shu zamon o'quvchi balasiga kitobni ushlab ko'rsa, "Bolam, bu kitob. Bu bilan odamlar miyalariga yangi programmalarni kirgizib oladi", deyapti. Endi tushundinglarmi kitob nima degani?
telefonlarga ko'chirasizlar prilojeniyalarda. O'qituvchining gapini qarang. Balam bu kitob, bu bilan odamlar o'zining miyalariga yangi programmalarni kirgizib oladi deyapti. O'shini saviyasiga tushyapti-da. Birodalar, uyimizda oshxona bo'lishi zarur, yotoqxona bo'lishi zarur, stol sul bo'lishi zarur, mebel bo'lishi zarur. Shularning zarurligidaqa kitoblarda turishligi ham zarur degan fikrga kelgan kunimiz ummat sifatida, millat sifatida ilgari yuramiz. Biz uyimizda shkaf bo'lishi, kuhniya bo'lishi, sanozil bo'lishligi, divan, karavot, kreslolar bo'lishi qanchalar zarur deb bilsak, uyimizda kutubxona ham bo'lishi shunchalar zarur deganimizdan keyin ummatlarning peshqadami bo'lish haqida gap gapirsak bo'ladi. Ba'zida o'zimizcha ummatda hamini qilib, balandparvoz so'zlarni gapirib, og'zimizni ko'pirtiramiz. Ümmet arkada kap gitti, ümmet yükseltirişliği gerek. Özümüzden soruyordu. Ne işte kitap okuduk ötken yıldan beri. Çünkü ümmet hakkında, ulaka katta bir mıkıyasla fikir kılıçta aval, kitap oku birader. Bana biraderler, kitabını köp okuyduken memleketlerin istatistikası. 2020 yılı istatistika. Kitabını en köp okuyduken devletler. 10 tasına etmezsen bu arada. 10. orunda Kanada. 9. o'rinda Meksika, 8. o'rinda Braziliya, 7. o'rinda Argentina. Hali bironta musulmon mamlakatni aytmadik atini. 6. o'rinda AQSh, 5. o'rinda Buyuk Britaniya, 4. o'rinda Italiya, 3. o'rinda Ispaniya, 2. o'rinda Rossiya, 1. o'rinda qaysi mamlakatning iqtisodi kundan kunga rivojlanib kuchayib ketyapti? Birinchi o'rinda Xitoy. Birinchi o'rinda Xitoy. Biroqa kitob hadya qilsiz, xursand bo'lib ketmaydi. Bilasiz, undan keyin telefon, soat, do'ppi, tasbih podarka qilsiz, u realniroqda kitob unaqa yo'shamaydi-da, to'g'rimi? Ey birodarlar, kitob o'qimay qo'ydik, shu holatga tushib qoldik. Biz ummat dunyo xalqlariga ustoz bo'lgan paytda kitoblarni son sanoqsiz o'qir edi va son sanoqsiz kitob yozar edi. Bu g'arb o'sib ketganiga 300 yil oldi, 400 yil oldi. Nima bilan o'sib ketdi bilasizlarmi ukalar? Biz yurtlarimizni mustamlaka qilib olib ketgan kitoblarni o'zlarida ishlatganligi bilan o'tib ketdi. Ibn Sinoning kitobi meditsinaning asnovasi bo'ladi. Ya'ni qancha ulug'larimiz hayotini gapirdi, yozgan kitoblar shunga qarab ketdi. Bag'doddagi kutubxonani kuydirib yo'q qilinmaganida o'sha mo'g'ullar, boshqalari hozir oyga teleportatsiya qilayotgan bo'lardi odamlarni deydi. Shunaqa katta ilmni yo'q qilib tashlashgan. Kitobda edi shu ilmlar. Britaniyalik o'rtacha bir inson yiliga 700 bet kitob o'qir ekan. 700 bet. Bu o'rtacha olgani. Ko'p o'qiydigani bor, o'qimaydigani bor. O'rtachasini olganda bitta britaniyalik kishi yiliga 700 bet narsa o'qir ekan. Endi unga taqqoslab turib, musulmon mamlakatlaridan Misr olingan. Misrni o'rtacha bir odami bir yilda qancha varaq narsa o'qiydi desa, o'rtacha 2,5 varaq ekan. 2,5 varaq. O'sha Misrdagi 2,5 varaq o'qiyotgan odam bizning birodarimiz, bizning musulmon birodarimiz. Siz o'zingiz uyga kelib telefon o'ynasangiz, bolangiz kitob o'qiydimi? Siz o'zingiz kitob o'qing, o'zingiz o'rgating. Birodarlar, kitob o'qishlik qiziqish juda oson yo'llari bor. 1 so'mdan belgilab qo'ying bir betiga. 2 so'm topishingizga qarab, 1 dollardir, 2 dollardir. 5 so'mdan beraman bir varaqaga deng. Sizning foydangiz bu. Sizning foydangiz. Mana endi kitob o'qishlik haqida dunyo mutafakkirlarining aytgan so'zlari. Kitob o'qiydiganlar televizor ko'radiganlarni doim boshqaradi. Bu telefon yo'q paytida. Endi hozir kitob o'qiganlar, televizor ko'rganlarni ham, telefon o'ynaganlarni ham boshqaradi. Qancha ko'p o'qsang, shuncha kamroq taqlid qilasan. Nima uchun taqlid qiladi? O'zini fikri yo'q, o'zini tasavvuri yo'q, o'zini tushunchasi yo'q, o'zini fukusi yo'q. Fukus o'zbekchasi qanaqa bo'ladi? Ta'mi, ovqati ta'mi emas bu, fukus mana bu kiyim kechak. Ta'mi deb qo'yadi. Ko'ryapsizlarmi fikrlashinglar qaysi darajada?
Bu esliler, Ali Sırazı tercüme yapıp bugün eslilerden çıkı yaptı. Fukus desem tamı de yaptı. Dit. Nemege taklif kılasan? Çünkü özünü didin yok. Özünü fikrin yok, özünü karışın yok. O kiyen kiyemin namazın yeri miydi? Adamlar ikiye bölünedi. Kitap okuyduyanlar ve kitap okuyanlar diye kulak saladıyanlar. İkincisi bu pasın yem katta gelip özü. Yani kitap okuyduyanı yapıyor, kulak saladıyan bu pasın yem normal ne halatma şey yem. Cismani meşgulatlar tana üçün kanday muhum olsa, kitap okuş akıl üçün şunçalar muhumdur. Cismani maşk tana üçün kançalar muhum olsa, kitap okuş akıl üçün şunçalar muhumdur. Cismani maşk mı diyor adam mı? Yiyiş içiye para vak mı diyor adam mı? Tanası kanaka ahval gekip kalıştığını bir kilometre yürütürseniz sıraz bile olasız. Bir kilometre yürütürseniz darra bile olasız. Şimdi akli kuvvetini sınaş için kanaka sınav otkiş gerekene. Akıllı buluşu için 10 kitap okusun kifaya kıladı birader. Fakat öşü 10 kitapta top küçü 1000 kitap okuş gerek. Akıllı buluş için 10 kitap okusun kifaya kıladı. Fakat şu 10 kitap top için 1000 kitap okuş gerek. Bilesin mi kitap okuyan adamla yaplasınız mazat opas. Yaplar onunla da köp yapır mıydı, köp kül müydü? Terilgen de marvaritte yaplar. Kitablar zaman tolkunları üzere sayohat kılıp avvalgi ümmetlerinin kımmetli tecrübesini kötarıp yürgen kemelerdir. 1000 yıllardan beri yazılıp gereken kitaplar var. 1000 yıllık tecrübe durupdu. Kitap okuysan şu tecrübeye gebe olasan. Esinden çıkmasın. Seni kimliğini sen nimanı okuyotganing belgilaydi. Esinden çıkmasın. Seni kimliğini sen nimanı okuyotganing belgilaydi. Endi hiç narsani okumayken bu senchi. Boshqalarning akıllı fikirlerini okur ekansan, özingni ham akıllı fikirlering uyg'onadi. Demek kitap okuşlikda bir xatar bor. Akıllı bo'lib qolishlik xavfi bor. Aqling ishlab ketishlik xavfi bor. Qarang, boshqalarning akıllı fikirlerini okuganingda özingni ham akıllı fikirlering uyg'onadi. Shuning uchun kitap okuma birodar. Ehtiyot qil özingni. Kallang ishlab ketmasin. Sen reklama kör, sen klip kör, sen TikTok kör. Çünkü bu narsalar seni aklını kulupladı, seni zombi kıladı, fikirlerden tosadı. Üçüncü okuma kitap. Kokus aklını işlep getip olsa mı? Kitabı bulmayan havlu, ölük havlu. Buradalar, tenteli ve ahmalıkka karşı doğru öyle topilgan. Bu kitap okuş. Pişağını ötkür buluşu için kayrak taş kançalar muhum olsa, akılını ötkür buluş için kitap şunçalar muhum. Pişağını ötkür buluş için kayrak taş kançalar muhum olsa, akılını ötkür buluş için kitap şunçalar muhum. Kitap okumayan akıl, çahlanmayan pişağ kokşuydu. Şimdi çahlanmayan pişağ, ötmez pişağ değilse, kitap okumayan akıl, kitap okumagan akıl, çahlanmagan yangi pichoq. Ko'pchiligimizning akılları yangi pichoqqa o'xshaydi. Chahlama o'tib ketmasin bu pichoqlar, birodarlar. Kitap o'qiylik. Ishdan charchab kelasan, haqqing bor, dam olish kerak. Nima qilasan? Telefonni olasan, televizorni yoqasan, planshetni yoki noutbukni qo'lingga olasan. Kettik. 2 saat, 3 saat, 5 saat közün yumulup ketkişe halinge modalı oturasan. Dam aldı mı? Doğrusuna ait. Dam aldı mı? Çerçedin. Hatırın zayıflaştı. Asabin tarihinleşti. Közün hıralaştı. Vaha köze. Şunu oranı gel. Kitap oyun da kolinge. Okup görgün de. En yakışkın etiyatır kitap ve seni miyin. Sözü bağlayın köpeyadı, muamelanı örgənəsən, özünki işançın köpeyadı, stresin geçilədi, hatıra fikirləşin küçəyədi, yaşartıradı, aqlar vajlantıradı, uyğunu yaxşiləydi, fikirini cəmləydi. Cəsəd avqat bilən,
jismoniy mashg'ulotlar bilan rivojlansa, aql, kitob va tafakkur bilan rivojlanadi. Nimani o'qiyotganingni ayt, men seni kimligini aytib beraman. Endi hech narsa o'qimayotgan bo'lsang, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga birinchi nozil bo'lgan so'z o'qi degan so'z bo'ldi. O'qish birodarlar ilmning asli. Biz ummat sifatida, millat sifatida, xalq sifatida yuksalishimiz uchun mutolaaga, kitob mutolaasiga qaytishimiz kerak. Qo'limizdan kelganicha bolalarimizni mana shu o'qishga, kitobga targ'ib qilaylik, qiziqtiraylik. Chunki Allohning rizosi uchun qilingan har bitta xayrli ishimiz qiyomatda siz bilan bizga bir ulkan savoblarga, qiyomatda boshimizga soyabon bo'lishiga sabab bo'ladi. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum yurtdoshlar. Uzmigrant servis sizga o'zining xizmatlarini taqdim etadi. Agar siz Rossiya davlatiga kirishda qandaydir deportatsiya yoki zabrit olgan bo'lsangiz, kimga tekshirishni bilmay ikkilanib yuribmisiz? Albatta bizda hamma ma'lumotlar garantiya asosida tekshirib beriladi. Agar sizda deportatsiya yoki zabrit bo'ladigan bo'lsa, qachon, kim tomonidan qo'yilgan, nima sababdan qo'yilganligi, qaysi statya bo'yicha qo'yilganligi, necha yil bo'lganligi hamma ma'lumotlar to'liq holatda taqdim etiladi va barcha ma'lumotlar o'zingizga Telegram yoki WhatsApp orqali o'zingizga jo'natib beramiz. Va shu bilan birgalikda deportatsiya yoki zabritni ochish imkoniyati bor yoki yo'qligini ham ko'rib chiqamiz. Qaytgancha Rossiyadan O'zbekistonga yoki da Tojikistonga, Qirg'izistonga aviabiletlar kerak bo'ladigan bo'lsa, eng arzon narxlarda biletlar ham sotib olishingiz mumkin.